Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere en pratiğinden, hiç mayalamayı beklemeden tavada güzel bir pizza tarifi vereceğim. O kadar kolay olacak ki böyle şipşak çayın yanına hiç üşenmeden hazırlayacaksınız inşallah. Şimdi yapılışına geçelim isterseniz. Önce hamurunu bir hazırlayalım. Küçük bir hamur yapacağız zaten. Bir yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ya da herhangi bir sıvı yağ. Bunları şöyle bir karıştıralım. Yoğurdumuz 3 yemek kaşığı bir su bardağına yakın oluyor. Yani 4'te 3 su bardağı kadar. Şimdi un koydum bir su bardağı, bir paket kabartma tozu ve 2 çay kaşığı da tuz koydum, ilave ettim. Şöyle bir karıştıracağım. Toplamda ya 2,5 ya da 3 bardak un alacak bizim bu güzel pizzamız. Şimdi ikinci su bardağı unu koydum. Yine henüz yoğurmuyorum. Şöyle yine bir kaşıkla halleştiriyorum onu. Şimdi kaşıktan aldım. Çünkü toparlandı artık hamur. Bir bakacağım ne kadar daha un alabilir diye. Aynı ölçüleri ben açıklamalara yazacağım tekrar size videonun altına. Şimdi 2 su bardağı koymuştuk ya, bir yarım daha koydum ben. 2,5 su bardağı oldu. Artık hamurum toparlanıyor. Zaten 2-3 dakika içinde hamur hazır. Ben ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum ki hani hiç yapmamış olanlar da en güzel şekilde yapsınlar diye. 2,5 bardak un tam geldi bu ölçüye. Biraz da un kullandım hamurumu toparlamak için. Ellerimi unladım. Şimdi 26 santimlik bir tavayı yağladım ve bu hamuru içine güzelce yerleştiriyorum. Şimdi sırada domates sosumuz var. Pratik olarak salça ile hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı salça. Böyle 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ. Biraz da şimdi su ilave edeceğim. Onu biraz açmam lazım. Ne kadar diyeyim size? 3-4 yemek kaşığı su koydum. Şöyle bir kaynatınca koyu olduğunu gördüm ve biraz daha su ekleyeceğim. Burada kontrol sizde. Salçayı rahatça sürebileceğiniz kıvama getirin lütfen. Biraz biraz su ekleyerek. Zaten az bir kaşık salça hemencecik halledersiniz. Şimdi ben sarımsak tozu koydum. Biraz da ketçap ilave ettim. Sarımsak rendeleyebilirsiniz, hiç de koymayabilirsiniz. Ve şöyle 2 çay kaşığı kadar kekik ilave ediyorum. Karıştırıyorum bir güzel. Sosumuz hazır. Şimdi hamurun yanına geldim. Hamur 5 dakikada kabarmış zaten. Yumuşacık bir hamur yaptık, gördünüz. Sert yapmayın. Sert yaparsanız arkadaşlar içi de pişmez. Hem de istediğiniz tadı elde edemezsiniz. Yani içi kötü olur. Yumuşakça yapın. Bırakın elinize yapışsın. Hafif elinize un sürün. Tekrar onu toparlayın. Yumuşak bir hamur olsun. Hafif ele yapışsa bile olur. Şimdi üzerine domates salçasını sürdükten sonra birazcık kaşar peyniri rendesi koydum. Şimdi evde ne malzemeniz varsa. Ben sucuk, işte kesilmiş küçük çeri domatesler koydum. Biraz yeşil biber ilave ettim. Hem renk hem de tadı olsun diye. Şimdi tam kaşar peyniri koyarken aklıma dilimlenmiş zeytin geldi. O da vardı. Biraz da çekirdekleri çıkartılmış zeytin ilave ettim. Ondan sonra üzerine arzu ettiğimiz miktarda kaşar peyniri koyuyoruz. O da bize kalmış. İster daha az koyarız, ister bol koyarız. Şimdi gördüğünüz gibi ocağın küçük gözüne ve kısık ateşe tavamı koydum. Şimdi pizzamızı pişirmeye başlıyoruz. Kapağını kapatıyorum. Buharında bütün sebzeler yumuşacık oluyor. İçi mis gibi pişiyor. Hiçbir sorun yok. Videonun sonunda göreceksiniz. 15. dakikada böyle kabardı ve artık yavaş yavaş erimeye başladı peynirler. Tam 30 dakikada benim pizzam mükemmel derecede pişmişti. Hatta o küçücük hamur o kadar kabardı ki böyle tombik tombik bir pizza elde ettik. Ben arada bir baktım tabii, tam eriyene kadar bekledim. İyice eridiğinde artık pizzam tamamen pişmişti. Yine siz 30 dakikayı beklemeden mutlaka altını bir kontrol edin. Tavanın kalınlığına bağlı olarak değişebilir. Yakmayalım pizzamızı.
Benim tam altı da üstü de içi de 30 dakika içinde mükemmel oldu. Gördüğünüz gibi tabii bu mayasız bir hamur. Ondan dolayı biraz daha böyle diri duruyor. Eğer dediğim gibi yumuşacık bir hamur yaparsanız mükemmel bir pizzanız olur. Ben emin olun 40-45 dakika önce buna başladım, pişirdim. Şimdi ev halkı yiyor çayın yanında. Ben de videoyu size seslendiriyorum. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun yapacak olanlara. Kanalıma da abone olursanız lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. En güzel tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.